Yazılavuzuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 9. sınıf sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Sınavımız test ve doğru yanlış şeklinde hazırlandı. PDF açıklama kısmında mevcut. Oradan indirerek önce kendiniz çözebilirsiniz. Hemen başlayalım isterseniz. Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal yeteneklerin kaybedilmesine ne denir? tabii ki engellilik denir. Öyle değil mi? İkinci sorumuza bakalım. Sürekli alkol kullanan bir insanda aşağıdakilerden hangisi görülmez? Besinlerden fazlaca tat alma görülebilir mi? Hayır tabii ki görülmez. Neden? Alkol ve sigara bizim tat duyumuzu, duygumuzu ne yapar? Köreltir. Ancak ağır işitme alkolün değil mi? ...etkilerinden bir tanesidir. Çift görme... ...gene aynı şekilde. Yüksek sesle konuşma. Neden? Çünkü duyamadığı için insanlar daha çok... ...yüksek sesle konuşmaya başlarlar. Dengeyi yitirme. Öyle değil mi? Yolda düzgün yürüyemediklerini... ...görüyorsunuzdur. Çok fazla alkol... ...kullanan insanların. Üçüncü sorumuzda bakın. Aşağıdakilerden hangisi... ...sağlıklı giyinme için gerekli bir özellik değildir demiş. İklime uygunluk evet bu çok önemli. Öyle değil mi? Yazın kısa kollu giyeriz, kışın kalın giyiniriz. Mutlaka hava durumuna göre, iklime göre giyinmemiz gerekir. Şık olması gerekli midir? Hayır. Bakın bu bir gereklilik değil. Evet şık olsa değil mi? Kişinin kendisi için belki iyidir, sosyal açıdan iyi olabilir ama bu bir gereklilik değildir. Ancak temiz olması tabii ki gereklidir. Elbiselerimizin rahat olması özellikle gelişme çağında çok önemlidir. Gelişme çağında, ergenlik döneminde mutlaka kıyafetlerimizin rahat olması gerekir ve sağlıklı malzemelerden üretilmesi de gene çok önemlidir. Bu konuda naylonsu değil de pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesi sağlığımız için tabii ki daha uygun olacaktır. Dördüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi günlük ve aralıklı yapılan temizlik uygulamaları sonucu ortaya çıkan bir durum değildir demiş. Şimdi yani günlük ve aralıklı yapılan temizlik. Düzgün düzenli şekilde temizlik yapan bir insanda hangisi ortaya çıkmaz diyor. Vücut direncinin düşmesi hayır tabii ki böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Neden? Çünkü temizliğini düzgün yapan insan düzenli yapan insan tam tersine daha dirençli olur. Hastalıklara karşı daha korumalı olur. Öyle değil mi? Bağışıklığı daha güçlü olur. Organların gerektiği gibi çalışması. Evet. Toplumsal sağlığın geliştirilmesi. Aynen değil mi? Mikroorganizmalardan ve parazitlerden korunulması evet. Eğer düzgün temizimiz yaparsak, ellerimizi düzgün düzenli yıkarsak tabii ki mikroplardan korunuruz. İş yaşamında verimli ve başarılı olunması aynen öyle. Sosyal açıdan da değil mi? Temiz olmamız bizim arkadaşlarımız tarafından, sosyal toplum tarafından kabul görmemizde gene çok önemli bir etmendir. Temiz olmamız çok tabii ki önemli. 5. sorumuzda bakın aşağıdaki seçeneklerden hangisi sağlık için yanlış bir uygulamadır demiş. Zamanında aşı olmak bu çok önemli. Bakın zamanında aşı olmak tabii ki çok önemli. Böyle aşı kartları vardır çocukların değil mi? Hangi ayda, hangi yaşta, hangi aşıları yapılması gerektiği bellidir. Haftada bir iki kez banyo yapmak tabii ki bu da gene çok önemli ve mutlaka olması gereken bir şeydir. Başkalarının çoraplarını çekinmeden giymek işte bu çok tehlikeli. Neden? Aile içerisinde bile ayaklardaki hastalıklar özellikle mantar gibi hastalıklar çoraplar vasıtasıyla çok kolaylıkla bulaşabilmektedir. Bundan dolayı bu kişisel eşyaları yani bunun gibi çorap gibi kişisel eşyaları başkalarıyla e, paylaşmak, dediğim gibi aile bireyleriyle bile paylaşmak doğru bir davranış değildir. Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak bakın bu çok önemli tabii ki. Değil mi? Mikroplardan korunmak için de çok önemli. Kulağa yabancı dişim sokulmaması tabii ki gene sokulmaması gerekiyor. Kulaklarımızı asla ve asla değil mi? yabancı bir şeylerle temizlemeyeceğiz. Yani öyle pamuklu çubukla falan da kesinlikle temizlememek gerekiyor. Altıncı soruda bakın hangisi çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini verenlerden biri değildir. mi? çevreye yönelik bakın çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri diyor arkadaşlar. Burada bakın kimyager, gıda mühendisi, veteriner ve çevre mühendisi var. Ancak bakın çevreye yönelik değil. Hemşireler nerelerde verir arkadaşlar? Bu tabii ki sağlık kuruluşlarında verir. Bundan dolayı cevabımız C seçeneği. Geldik 7. sorumuza. Aşağıdaki verilen maddelerden hangisi dişlere zarar veren olaylardan biri değildir? Uzun süre emzik ya da biberon kullanmak bu zarar verir. Değil mi? Uzun zaman kullanmak damak yapısını, diş yapısını bozmaktadır. Diş bakımını düzenli olarak yapmak bu zarar verir mi? Vermez. Dolayısıyla cevabımız bu. Hemen hızlıca okuyalım. Kabuklu besinleri dişler yardımıyla kırmak bakın bu da zarar verir. Çok tehlikeli. Diş minesini çatlatırsınız ve oradan hızla dişleriniz çürür. Bundan dolayı çok tehlikelidir kesinlikle. Dişlerimizde kabuklu besin falan kırmamamız gerekir. Çok soğuk veya çok sıcak besinler gibi içmek. Bu da gene aynı şekilde ani sıcaklık değişimlerine bağlı olarak dişlerimizde çok ciddi zararlar meydana gelebilir. Ondan dolayı bu da yapılmaması gereken davranışlardandır. Şekerli ve gazlı içecekleri çok fazla tüketmek de gene bizim için çok zararlıdır. Değil mi? Ağzımızın içerisindeki ortamın temiz olması gerekiyor. Ancak şekerli ve gazlı içecekler biliyorsunuz mikropların üremesi. Dolayısıyla dişlerimizin çürümesi için çok uygun bir ortam oluşturuyor. Bundan mutlaka kaçınmamız gerekiyor. Geldik 8. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi engellilik türlerinden değildir? Hangi engellilikler vardı? Görme engelli dediğimiz değil mi insanlar var? Ortopedik engelli mesela tekerlekli sandalyeyle gezmek zorunda olan insanlar ya da baston kullanmak zorunda olan insanlar var. İşitme engelli. Değil mi? hani Bizi duyamayan insanlar var. Zihinsel engelli insanlar var. Genelde bunlar doğuştan oluyor maalesef. Ancak dokunma engelli diye bir şey yok. Ve dokuzuncu sorumuz bakın. Aşağıda verilen vektörlerden hangisi? Kırım-Kongo kanamalı ateşine neden olur? Kırım-Kongo kanamalı ateşinin sebebi nedir? Çok haberlerde de maalesef bazı dönemlerde çok sık duyuyoruz bunu. Tabii ki kenedir. Değil mi? Kenelere çok dikkat etmek gerekiyor. Pikniğe giderken ne tavsiye ediyorlar böyle? Hani ee, pantolonunuzun mutlaka çoraplarınızın içine sokulması, değil mi? uzun kollu bir şeyler giyilmesi ve eğer bir kene tarafından ısırıldığınızı fark ederseniz mutlaka ve mutlaka bir sağlık kuruluşuna gitmeniz tavsiye ediliyor. Kesinlikle kendinizi çıkarmaya çalışmayacaksınız. Çok tehlikeli bir hastalıktır. Ve dediğim gibi neyle bulaşıyor bu? Keneler vasıtasıyla insanlara bulaşıyor hayvanlardan bize geçen bir hastalık. Onuncu sorumuz bakın. Yukarıda verilenlerden hangileri kişisel sağlığı koruma yönünden insanın kendi bilgileriyle yapabileceği bir uygulama değildir. Yani herhangi bir insanın yapabileceği bir uygulama değildir diyor. Hastalanınca ilaç kullanma tabii ki değildir. Biz kendimiz hangi ilacı kullanabileceğimizi bilemeyiz. Bundan dolayı bu bizim yapabileceğimiz bir şey değildir. Yeterli ve dengeli beslenme evet biz bunu gerçekleştirebiliriz. Değil mi? Yeterli ve dengeli beslenebiliriz. Buna dikkat edebiliriz. Vücut ve giysi temizliğini yapma aynen öyle. Bunu da gene biz kendi kendimize yapabiliriz. Değili sorduğundan dolayı cevabımız A seçeneği. 11. soru bakın. Aşağıdaki eşyalardan hangisi kesinlikle kişiye özel olmalıdır? Az önce hatırlıyorsanız çorap sorusu vardı. Aynı onda olduğu gibi arkadaşlar. Burada da kişiye özel, kişisel eşya. Parfümü ortak kullanabilirsiniz. Bilgisayarı gene ortak kullanabilirsiniz. Çalışma masasını ortak kullanabilirsiniz. Diş macununu da bakın ortak kullanabilirsiniz. Tabii e, burada diş macununda belki şuna dikkat etmek gerekiyor. En üstteki kısmı şöyle parmağınızla alıp değil mi? Temiz parmağınızla ya da bir peçeteyle alıp atabilirsiniz. Ondan sonraki kısmı kullanabilirsiniz. Hani başkasının diş fırçasının değmemiş olması belki önemli olabilir. Ona dikkat edebiliriz. Ama diş fırçası kesinlikle ve kesinlikle kişiseldir. Hiç kimse bir başkasının diş fırçasını kullanmamalıdır. Değil mi? Çünkü dişlerimizde biliyorsunuz çok fazla mikrop, bakteri vesaire olabilir. Veya daha değişik rahatsızlıklar olabilir. Bunlar diş fırçasıyla kolaylıkla kişiden kişiye geçebilir. Bundan dolayı mutlaka ne yapmak gerekiyor? Diş fırçasının ayrı olması, ayrı kullanılması gerekiyor. 12. soru bakın ne diyor? Aşağıdaki sağlık hizmetlerinden hangisi koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yer almaz demiş arkadaşlar. Koruyucu bakın. Sağlık taraması evet koruyucu neden? Bu sayede bazı hastalıkları erken tanı uygulanabilir. Aşılama zaten öyledir. Hastalıkların erkenden teşhis edilmesi için aile planlaması eğitimi gene aynı şekilde ve kişisel temizlikte odur. Ancak antibiyotik artık hasta olmuş kişilerin doktor tavsiyesiyle kullanabileceği değil mi? bir uygulamadır, yapabileceği bir uygulamadır. Bundan dolayı antibiyotik kullanımı koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yer almaz diyoruz. Ve geldik 13. soruya. Aşağıdakilerden hangisi dişe zarar veren etkenlerdendir? Dişe zarar veren... Az önce de yine bundan bahsetmiştik. Fındık, ceviz, sert kabuklu cisimleri dişlerle kırmamak demiş. E, kırmamak doğru. Uzun süre emzik biberon kullanmamak. Evet. Parmak emmek, tırnak yemek. Bakın. Dudak ve yanak ısırmamak. Kürdan gibi sert cisimleri kullanmamak. Bakın zarar veren etkenlerdendir diyor. Kullanmamak tabii ki önemli olan bu kullanmamak gerekiyor. Ancak parmak emmek ve tırnak yemek arkadaşlar nedir? Zarar veren etkenlerdendir diyoruz. Gene burada bakın ısırmamak dediği için kürdan gibi sert cisimler kullanmamak dediği için bunlar doğru olmuş oluyor. 14. soru bakın. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımıdır. Bakın, Dünya Sağlık Örgütü anayasasında sağlık şöyle tanımlanmıştır. Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir. Yani hem sosyal iyilik olması gerekiyor hem ruhsal iyilik olması gerekiyor, hem bedensel iyilik olması gerekiyor. Bunların hepsinde olan arkadaşlar buradaki E seçeneği yani hem bedensel, hem sosyal hem de ruhsal iyilik olması gerekir diyoruz. 15. soru, aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden çevresel etmenlerden değildir? Bakın çevresel. GDO'lu gıdalar, değil mi? Bizim dışımızda. Bakın çevresel demek bizim dışımızda demek. Bu çevresel bir etmen. Cep telefonu da bakın çevresel. Bizim dışımızda çünkü gürültü de aynı şekilde. Radyasyon da bizim dışımızda. Ancak kalıtsal hastalıklar tamamen bizim kendimizle ilgili. Değil mi? Atalarımızdan bize kalan hastalıklar maalesef. Bundan dolayı bu çevresel etmenlerden sayılmıyor. 15. soruyla bakın çoktan seçmeleri bitirdik. 5 tane de doğru yanlış sorumuz var. Toplam 20 soru her soru 5 puan şeklinde planladık. Siz de sınavdan kaç aldığınızı hesaplayabilirsiniz. Tabii önce buradaki PDF'i indirip kendiniz bir kere çözerseniz. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz. Hadi koyalım beraber. Ergenlikle ilgili ilk değişiklikler kızlarda ortalama 10, erkeklerde 12 yaşında başlar. Doğrudur. Evet, kızlarda biraz daha erken başlıyor. Aile kimlikleri, toplum sağlığı merkezleri, 112 acil sağlık sistemi birinci basamak tedavi hizmetlerinin verildiği yerlerdir. Aynen öyle arkadaşlar. Birinci basamak tedavi hizmetleri, işte bu aile kimlikleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 sağlık sağlık sistemi, 112 acil sağlık sistemi. El tırnakları düz, ayak tırnakları yarım ay şeklinde kesilmelidir. Hayır, işte bu yanlış. Özellikle ayak tırnaklarının batmaması için batma dedikleri olayın gerçekleşip de ayak parmaklarımızda iltihaplanma meydana gelmemesi için ne olması gerekir? Düz kesilmesi gerekir. Ayak tırnakları yarım ay şeklinde değil düz kesilmesi gerekir diyoruz. Yemeklerden önce ve sonra tuvalete her girişte ve çıkışta eller su ve sabun ile yıkanıp kurulanmalıdır. Kesinlikle ve kesinlikle bu da doğrudur yani ıslak mendil falan değil bakın bunlar hep kimyasal maddelerdir ıslak mendillerde vesairede hep kimyasal maddeler vardır en güzeli nedir burada mutlaka bizim su ve sabunla ellerimizi güzelce acele etmeden değil mi tertemiz yıkamamızdır İstediğimiz ilaçları çiğneyerek tüketebiliriz hayır kesinlikle değil bakın bu çok yanlış İlaçların nasıl tüketildiğine dair hem doktorun hem de eczacının değil mi söylediklerini mutlaka kale almak zorundayız böyle kafamıza göre istediğimiz ilacı çiğneyerek tüketemeyiz arkadaşlar. Böylece yazılımız bitti. Videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olun. Destek amaçlı yorumlarınızı yazın. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar dileriz.